Ne yaptınız Evet. siz baba oğul Tülay'a? Babam da yok. Benle yakınmak bu işin Baban içinde. öyle dedi Tamam mı? Yok da baban dün dedi ya yayında. Öyle bir durum. Baban öyle öyle bir söyledi şey o yok. telefonda. Abla, öyle bir şey yok. Baban öyle dedi. Her akşam neyi yapıyorum ben bunu? Ya her siz akşam bir şeyi, Oktay kusura bakma. Ediyorum. Sen bir şeyi önce yani yok oğlumun, deyip. Yani oğlumun, bak ben önce inkar edip sonra kabul etmeye alışık yani olduğun için. Yani oğlumun yanında demek istedi, tamam mı? Yanında değil, ben de yanında öyle değil o. Onu geç sen. Onu geçeceksin. Onu geçeceksin sen. Bu işin içinde ben de varım bir şey, diyor. Ne işi bu? Ben bir şey soruyorum. Ben bir şey, ay bak. Bak ben bir şey soruyorum. Ben bir şey söyleyeyim sana Şakir abi. Tamam mı? Burada söylüyorum bak. Senin öz oğlun bak. Suç ya ben sen oğlum boş ver sen. Senin oğlun kendini suçluyor. Seni suçluyor. Benim alnım açık bak açık. 80 milyonu kaçsın ben. Kaçmıyorum bak, senin ben gibi. Ben konuşuyorum. Bak ben konuşuyorum bir dakika. Ya bir ben şey söyleyeceğim Oktay. Bana, tamam biz ben zaten Şakir. Oktay. Biz zaten Şakir Bey'e... Ya konuşturmayın kardeşim. Yahu, konuşayım ben. Kardeşim, ondan sonra konuşun. Günlerdir ben zaten sen şüphelisin. Sen şüphelisin. Sen hala kendini aklamadın bizim gözümüzde deyip duruyoruz zaten. Evet. Evet şüpheli. Tamam oğlu da ondan şüpheleniyor. Evet. Tamam sana ne bundan? Ben şu an muhatabım. O seni ırgalamıyor. Sen sorulan sorulara cevap ver. Benim ya, evet. Bana ne, benim için hala şüpheli Şakir Bey. Kendine öyle bir şey olmuyor işte. Kendini temizle bir. Bak bana kimse senin gibi ya, oradan buradan telefon ben, açıp demiyor. Ben temizleyeceğim. Ben bak. Ya. Ben biz, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey burada söyleyeyim kavga mi burada? Bak biz buraya kavga etmeye gelmedik. Bir şeyler soralım. Ben kavga bile etmiyorum hocam. Orada tamam. Müsaade etsin tamam. Ben konuşayım. Tamam ben konuşayım. Müsaade etsin ya. Tamam kardeşim ben şunu merak ediyorum. Kaç günden beri söyleyeceğim dedin. Söyle artık bize şunu. Şu telefonları niye kapattın ya? Bunun cevabını istiyorum senden. Önce onu söyle. Onun cevabını veriyorum. Ben tamam, onun cevabını veriyorum ben şimdi o zaman. Ver. Ben size cevabını veriyorum. Tamam veriyorum bak. Hadi bekliyoruz. Dördüncü babam, açıklama. Babam tamam mı? Evet. Babam, bana bir tane kız bul, tamam mı? Evet. Ben babam arkasına falan sığınmıyorum. Sen orada bir dakika bir sus. Ben bir konuşayım ondan sonra. Gerçekleri anlatıyorum ben. Orada abuk subuk konuşma. Tamam devam et. Babam bana bir tane kız buldu. Tamam evet. mı? Tamam. Ben onunla bir Allah'ın huzuruna yuva kurmak istedim. Ama olmadı. O beni arar diye, sorar diye ben hattımı kırdım. Ha, bu da dördüncü farklı açıklama oldu. Tamam, peki. Öyle bir. Peki Oktay, dün de sevgili baban dedi ki, benim oğlum dedi, biz dedi düşündük dedi bu hatları niye kırdığını ben şimdi size söylüyorum dedi. Buyur dedik bey amca söyle. Özel'le dedi, Tülay'ın görüşünü öğrenince kıskanmış o yüzden kırmış dedi. Başkasına var diyor. Allah'ım ya Rabbim. Benim ormanım şu. Onun başkasına varıyor diye kırıyor, ökeleniyor bunu. Biz ulaştık ona. Onu sizden... Telefonu kırıyor. Bu başkasıyla da görüşüyor diye kırıyor. Bak. Heh, duydun mu? Baban da farklı bir şey söyledi. Duydum. Bugün de akşam sen galiba dün akşam farklı bir senaryo kafanda kurdun. Şimdi sen de bugün başka bir şey ben, söylüyorsun. Ben vallahi ablam ben senaryo falan kurmuyorum. Yahu baban niye dün o zaman şükür. Öyle söyledi? Madem öyle bir şey yaptı. Ya bir sinirde söyleyebilir abla. Herkes bir sinirde. Hani sen benim üstüme nasıl geliyorsan o anda bir insan bir sinirli olur. Bir soru soruyorsan bir sorunun bir cevabı olur. Bin tane cevabı olmaz. Bana bir yani gerçekten film ya çevirip üstüne, durma burada ya. Abla. Dün baban farklı bir ben şey söylüyor. Bugün abla. Sen farklı bir şey. O hatları neden kırdın attın? Tülay kaybolduktan iki gün sonra iki telefonun hattını niye kırdın attın? Hadi bakalım. Şimdi yeni bir şey söyleyeceksin. Bak cevabını verdim ben hocama. Ben yeni falan bir şey yeni falan kendi kafamda üretmiyorum abla bak. Yahu şu an söylediğini babam yeni bana kız söyledi. Buldu. Olma. Bak ben bir dinleyin. Beni bir dinleyin abla. Beni bir dinleyin. Ya bir konuşturmuyorsun ki. Burada da kanalda da aynı böyle abla. Peki buradayken niye babam bunu söylemedi? Babam sana kız buldu. Bu stüdyodayken bak, niye bunu söylemedi? Nasıl? Bu stüdyoda ben bu soruyu sana... Konuşturmadınız ki abla beni. Konuşturmadık bir mı? Konuşuyor, bir Mehmet konuşuyor, bir şey Aa, konuşuyor. Ben Oktay. Konuşturmadınız ki. Oktay, burada derin bir Zekiye, ses... Zekiye bak. Zekiye orada papa... Affedersin, affedersin hayır, ama. Hayır, hayır. Papağan gibi konuşuyor abla. Müsaade etmedi ki bana. Oktay, beni dinler misin? Ya bu soruyu ben sana bin kere sordum mu Dinlerim sormadım abla. Kardeşim. Ben sana bu iki hattı niye... Abla korktum çünkü. Korktum abla söyleyemedim. Korktun? Neyine korktun? Hatta burada derin bir sessizlik oldu. Kimse karışmadı. Ya Zekiye orada Zekiye konuşuyor. Babası konuşuyor. Zekiye bana müsaade falan girmedi. Ki. Girme Zekiye dur. Zekiye girmedi. Ben ya sana dakika, soru sorduğumda. Ya bir dakika lan. Ya abla. Yahu sessiz oldu buralar. Abla, öyle bir mi değil mi? Baltı. Böyle bekledik. Bir daha yayınlayın Baltı görsün. Bir daha yayınlansın Baltı görsün. Kimse karışmadı ki ona burada. Evet. Kim karıştı? Sen soru sordukça hiç cevap vermedi. Sen karıştın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 81 milyon beni izliyor. Eğer sen
O çocuğunu kendin öldürmediysen, gömmediysen benim adım Oktay değil. Bir daha soracağım. Seni oraya kemikler gelin. Seni oynat, seni yerim, oraya... Sen değilsin. Benim burada ağzımı asıl adam bozdurma. Ona sen değilsin. Gerçek adam değilsin. Zeki. Sen önce bir kendini temizle bakalım. Ben temizlerim ben kendimi. Temiz sen kendini düşünüyorsun. İlk önce bir ifadelerini ver. Çıkar. Cevaplarını ben açığa ver. Çıkarım. Cevaplarını. Bak. Yahu daha Şakir bir soruyor. Bak. Ya bırak bak, abi. Ne diyorum? Oktay. Oktay. Bizim aklımızla dalga geçme. Ben sana ben dalga falan geçmiyorum abla. Verdiğin cevapları, cevapları söyleyeyim mi? Bir gün sordum sana. Bak, öyle işte. Pınar abla, ben bir şey söyleyebilirim. Hayır, hayır Oktay, şey Oktay beni dinleyeceksin. Bak, bunun yüzüne söyle. Senin ağzından çıkan her cümleyi, her kelimeyi aklıma yazıyorum. İlk gün buraya geldiğinde, evladım iki tane hattı niye iptal ettin, attım dediğimde o gün hiç cevap vermedin. Dedim ki, sen şimdi otele git, akşam düşün, bana yarın cevap ver dedim. Buraya geldin ikinci gün. Düşündün mü Oktay? Düşündüm abla. Niye kırdın dedim. Çünkü ben dedi bir kızla dedi evlenecektim dedi. O dedi Tülay'ı görür bilir diye dedi kırdım attım diye böyle saçma bir açıklama yaptım. Bu bir. İkinci gün sordum sana. Doğru abla doğru ben bunda bir şey demiyorum ki. Doğru az önce söyledim bak az önce söyledim. İkim. Abla ben bana bir tane kız bul dedim. Güzel. Onunla yuva kurmak için Allah'ın uzun teşekkür ettim dedim. Ben kapattım Oktay, bunları yani bunda bir şey yok ki. Oktay kız kaybolduktan iki buyur gün abla. Sonra hattı kapatıyorsun. Sen ne zaman başka bir kadınla evleniyorsun veya işte tanışıyorsun? 7-8 ay sonra değil mi? Ben hatta abla, seni... Evlenme bir şey yok zaten bak evlenme yok. Aramaya çık, araştırmaya yani çıkıyoruz diyorum bak araştırmaya. O zaman yani senin hayatında Tülay'dan başka kimse yoktu zaten. Bizim aklımızla dalga geçme. Daha ya sonra abla. Babana sordum. Oğlum arayıştaydım niye? Arayıştaydım abla. Arayıştaydım bak. Arayıştaydım. Evet belli arayıştaydım olduğun. Bak. Evet belliydin arayış. Zaten araya araya Tülay'la zaten denk geldin ya. Arayıştaydın mis gibi kız geldi gökten. Ne para istiyor senden ne bir şey istiyor. Aşkım aşkım diyor sana. Ne güzel kız geldi. Eğer sen bu kadar hani şey evliliğe de meraklısın. Yeni böyle kızlarla tanışmaya falan da meraklısın. Ki zaten bu bizim yorumumuz değil sen bunu söylüyorsun. Evlenmek için 150 bin lira kaptırmış adamsın. Tamam. Ben... Onu sonra kaptırdım. Onu sonra kaptırdım ben abla. O Tülay'dan sonra kaptırdım ben onu. Tamam işte hep bu amacın hep oydu ya bir tane kızla tanışım, kadınla tanışım. Böyle hani meraklısın böyle şeylere. Sonra babana sordum. İki hattı oğlunuz niye kapattı Tülay'ın kaybından sonra dedim. Çünkü dedi Tülay dedi biz dedi buna cevap vereceğiz dedi. Tülay'la dedi Özer konuşuyormuş dedi. Benim oğlum kıskanmış dedi. Sinirden dedi kırıp atmış dedi. Bugün soruyoruz bugün de başka bir cevap veriyorsun. Bak bir şeyler saklıyorsun çok belli. Ozan ismini ben önce şey inkar ettin. Sonra abla. Bir sürü ben... Ozan isminde sosyal medya hesapların çıktı. Kırmızı araba baştan, çıktı. Baştan sakladım bak. Baştan sakladım. Ona bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum. İtiraf başta etti. Sakladım. İtiraf bir şey etti. Sakladım dedi. Haklısın. Sakladım dedi. Kardeşimi de alıp götürdü. Alıp götürdü kardeşimi. Mutlaka bir yerde tutuyor. Ben buradan jandarmaya da sesleniyorum. Savcıya da sesleniyorum. Bak, ben bu sana, adam yayında ben, itiraf bak, etti. Sakladım dedi. Kardeşimi de saklıyorsun. Benim kardeşim senin elinde. Ya bak, kardeşimin bak, kanı sen, senin madem, elinde var. Ben... Kesin. Kardeşim bir dakika bir susar mısın? Ben hadi bir konuşuyorum. Senin elinde kanı var. Bir konuşayım ben ya. Bana bir konuşturma şeyi dur verin Zeki. Ya. Evet konuşabilirim. Madem tamam bak 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 madem ben öldürmüşüm bak madem hani ben görmüşler arkadaşın ya arkadaşlarınız otelde veyahut da şeyde madem Zeki'ye diyor ki orada ispatları var mıymış bana madem otele falan gitmişim Balıkesir'e gitmişim veyahut da orada burada ispatları var mıymış? Sen o telefonları niye kapattın ispatını ver sen bana. Sen bana bir ya onun cevabını ver bakayım. Sen bana onun ilk önce cevabını ver ben niye sana cevabını vereceğim. Kaçtın?